Değerli izleyenler, Ünye'nin yaklaşık bir asırdır merkez mahallesi olan Saraçlı Mahallesi Kabakçılar Mevkii Kayabaşı mevkiindeyiz. Kabakçılar Mevkii Kayabaşı'da mevkiindeyiz. Bu yol aslında bugün gündemde olan Şeyh Yunus Türbesi'nin bu güzergahtaki Ünye ile bağlantısını sağlayan ana yoldur. Bizim insanlarımız, bizim yaştakiler genellikle bilir. Bu yolu kullanarak Şeyh Yunus'a gidilir. Ama bu yol zaman içerisinde bu mahallenin muhtarlığına gelmiş insanlardan bir tek geçtiğimiz günlerde rahmetli olan Mustafa Olgun döneminde bir nebze yapılmıştır. Allah mekanını cennet eylesin, ruhu şad olsun. Ama Ünye'nin merkez mahallesi, Saraçlı Mahallesi, Kabakçılar Mevkii'nin yolu her ne hikmetse üvey evlat muamelesi görmüş. Gerek büyük, gerekse küçük şehirden halen daha üvey evlat muamelesi görmeye devam ediyor. Yol mağduru insanlarımızla sohbet etmek istiyoruz. Evet, bir vatandaşımız da iniyor. Aslında ilk önce de ona sorabiliriz nasıl geldiğini. Hemen kameramanım yaklaşsın. Tesadüfen saygıdeğer izleyenler, zor geçilebilen bir yoldan biz haber yaparken bir kardeşimiz geçiyor. Nasıl, zorlanıyor musunuz arkadaşım yolu inerken? Buradan mı? Bu yol gerçekten zor bir yol. Yapılması gerektiğini düşünüyorum. Bu mahallenin yolun dışında da cep telefonu ile ilgili de sıkıntısı var. Bu bölgede cep telefonu çekmiyor. Turkcell, Vodafone, AVEA. O ayrı bir sıkıntı. Madem ki her hizmet insanoğlu için. Tabii ki. Yolların tabelaları yok. Yani sadece gidecek gösterge tabiri yok. Caizse girişler, katır yok. Katır yolu duruyor yani. Bir şey yok dedi arkadaşımız. Girişleri çıkışları belli yok. Değil. Az önce orada elektrik çalışması var. Yollarda herhangi bir önlem yok. Teller yerde. Güvenlik önlemi yok tabi. O da ayrı bir ders. O yola girdik çıktık tabi ki yani. İşte oradan geliyor. Bunlar yani. Tamamen, bir başı bozukluk var yani. Ha. Teşekkür ediyoruz. Yani en azından Ünye, sizi tanıyalım. Adınız soyadınız? Nurullah Berber. Nurullah Berber. Ünyeliyim. Ülke genelinde olduğu gibi Ünye'de de hizmet isteyen yerlere seçtiğimiz ve atadığımız insanlar bizler için hizmet götürsün mü götürmesin mi? Götürmek zorunda. Götürmek mecburiyeti. Teşekkür ediyorum. Onları seçtiğimiz gibi indirmesini de biliriz. Teşekkür yani. Teşekkür ederiz. Rica ederiz. Başarılar. Doğma büyüme bu yörenin insanıyız. Bu yolu 5 vakit kullanıyoruz. Bu yolda normal bir yol değil, yapılması gereken bir yol. Hiç kimsenin buraya kulak verdiği yok. Kimse ilgilenmiyor. Söylüyoruz, dinlemiyorlar. Bu millete yazık günü. Herkesin iş yeri var, yukarıda tarlası var, bahçesi var. Eskiden ateşek vardı, neyse yuvarlanmadan gidiyordu. Şimdi adam pat patlan gelecek. Burada yağmurda yakalandığı zaman pat pat yuvarlanacak adam, hadi mefta. Yani bu yolun bu şekilde bırakılması çok kötü bir durum yani. Muhtarat, bu yetkililer bu işe bir an evvel el atması lazım. Sizler yöre sakini olarak muhtarınızdan bu konuda talepte bulundunuz. Aslında gerek yok da. Her zaman bulunuyoruz. Yapılacak diyor. Yapılacak ama ne zaman yapılacak? Geldik gidiyoruz abi. 76 yaşına gelmişiz. Yol aynı yol. Hiç değişmedi ya. Bir asırlık yolun değişmeden devamı. Ben Ömer Bidinli. Doğma bitme ben buralıyım. Muhtardan başlar önce. Muhtardan başlıyoruz. Muhtar hiçbir şey ilgilenmiyor. Şu yolu buradan biz bahçemize gidemiyoruz. Şenoz'a gidemiyoruz. Hiçbire gidemiyoruz. Şehrinize gitmek için Saraçlı'ya mı? Saraç'tan dolaşıyorum. Saraç'tan dolaşıyorum. Sacan'ın yolları güzel mi Saraç'tan'ın? Kaymaklı bir yol. Şurası Ünye'nin en eski mahallesi. En geri kalmış mahallesi de burası. Ben onlardan hizmet istiyorum. Yani görevlisi yapmasını istiyorum. Bir de bir ikincisi cami yanında bizim burada lamba trafası var. Ben bunu bir saat kendi muhtara bildirdim. Dedim ki muhtar efendi bak bu tarafa da dedim, arıza var. Senin dilekçemen yani gerekli müşidim. Kulak arzu etti. En ufak şeyde Ceren gidiyor. Ya benim evde dolabım yanacak, bu şey televizyon yanacak, kim bilecek onun şu halini? Yapamıyor. En ufak rüzgarda Ceren gidiyor. Yıllardır böyle. Hep yıllardır böyle. Yaz yavru iki satır yazdı, dilek çevirecek. Telaşa verecek. Tanıyalım beyefendi. Mehmet Özdemir, ben bu evin sahibiyim. Yok şöyle dur sen.
Sen dur şimdi söyle. Şimdi bakayım. Bu yol bana çok zararı var bir defa. Böyle şekilde zararı var yani. Evin şey fraktürün halini görüyorsunuz. Birkaç tane araba girdi. Yani üstü dolmasa daha fazla girecekti. Bu da dut ağacını kesemiyorsun. Dut ağacını kesemiyorum. En azından senin için can güvenliği. Hem baba yadigarı, hem baba yadigarı, hem de burayı şey yapıyor, koruyor. Ayrıyetten burayı zamanında zaten biz yaptık mahalleli olarak. Yani bu hale biz getirdik zaten. Bu olmasa daha beterdi burası. Yani araba hiç çıkamıyordu. Beklentini de söyle. Muhtar da dahil buna. Ya en azından yolu yapılsın. Yani bahçem, benim bahçem zararı görüyor devamlı. En tabii hakkımız yani, yol. Ya aynen. Yol medeniyettir. Yolu yapılması lazım. Evet. Ya muhtardan veya yetkililerden rica ediyorum. Bu ülkede hepimizi Allah dünyaya getirdiği gibi günü geldiğinde alacak. Almadan evvela iki günlük dünyayı huzur içinde paylaşmamızın tek yolu seçtiğimiz ve atadığımız insanların niçin göreve seçildiklerini bilmelerini istiyor, saygılar sunuyoruz.